Tabii ki. Tabii üstüne kilo almak, tedavi esnasında verdiğiniz ilaçları kesmek, sonrasında tabii kendi hastalığını unutup yine o hareketli bir yaşamın içerisinde, hele İstanbul'da yaşıyorsanız sevgili izleyenler, bir otobüsten bir otobüse koşturuyoruz bir yerden bir yere yetişmek için. Tabii burada bir soru sormuştunuz, yani nedir bunların nedeni, evet, nedir? Yani tabii ki, yani günümüz koşullarında yaşantımız giderek hareketlilikten daha az hareketliliğe doğru evrildi. Durağan bir yaşam. Durağan bir yaşam. Evet. İşte trafikte arabanın içerisinde oturuyoruz, işte otobüste oturuyoruz, saatlerce oturarak gidiyoruz. İş başında kalıplaşıyoruz bir nevi. Kalıplaşıyoruz. Evet. Yani tabii bunların bir götürüsü de oluyor. Yani insana belli bir süre sonra vakit ayırmıyoruz ki hocam. Hep bir şeyleri omurgamızda evet, bir yok ediyoruz. Hasarlara, yıpranmalara neden oluyor bunlar. Bu yıpranmaların sonucunu yaşıyoruz biz de. Yani eskiden daha hareketli, daha bir yaşam yaşanırken şimdi biraz daha az harekete geçtik. İşte televizyon karşısında belki uzun süre oturuyoruz yine evimize gittiğimiz zaman. Bunlar omurgaya yansıyor. Hele bu pandemi döneminde özellikle 65 yaş üzeri evde oturup hareketsiz de kalınca onlarda daha sıkıntı, fazla bulgular bizim karşımıza gelmeye başladı. Bunları görüyoruz. Yani bunlar büyük nedenler oluşturuyor. Yaşamımızdan egzersizi eksik etmememiz lazım. Kendimizi korumak için omurga kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Kendimize bakmamız lazım açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi